efendim. Hemen göndeririz. Ne oldu Suzancığım? Kim aradı? Bir müşteri. Akşam oğullarının doğum günü partisi varmış. Pasta istiyorlar. Eyvah! Tarık da yok. Nasıl götüreceğiz? Ay ben götüreyim Betüş. Yakın yer zaten şurası. Olur mu canım şimdi öyle şey? Aman olur olur. Tarık gelene kadar ben idare ederim. Sen dur şu pastanın üstüne. İyi ki doğdun. İyi seneler Kaan'cığım. Yazayım. Ay Suzancığım çok iyisin valla. Pastayı bıraktıktan sonra bir daha kafeye dönmene gerek yok. Sen eve git, ben de erken kapatacağım zaten. Tamam. Tamam. Tatlım bu ne sürpriz. Hoş geldin. Sadıkçığım iyi misin? Hoş geldiniz Sadık Bey. Hoş bulduk Suzan Hanım. Hadi. Hayatım, Umur Bey annene bir nişan yüzüğü satın almış. Ne? Evet. Ona sürpriz yapmak için bu akşam gidecek. Ya? Yani her şey olup bitmeden bilmek istersin diye düşündüm. Ay yok, ben böyle bir anda asla onların yanında olmak istemem. Zaten eğer annem o yüzüğü kabul ederse bir daha onu görmek isteyeceğimi de sanmıyorum. Zaten Umur Bey törene bizi davet etmedi ki, annenle baş başa olmak istiyormuş beyefendi. Eda ile Tarık da evde. Ha, bir de utanmadan onları size çağırın, evde olmasınlar dedi. Neyse ki gelemezler dedim. Niye gelmesinler ki? Eda da annem o adamla nişanlanma meselelerini konuşurken evde olmak istemez. Biz bugün Tarık'la biraz konuştuk da galiba o Eda ile baş başa olmak istiyormuş. Tabii ya. Ay Umur Bey'in annenlere gitmesi hiç de iyi olmayacak. Niye? Eda bu akşam Tarık'a güzel görünmek için kendine bir şeyler almaya gitti. Ona harika bir sürpriz hazırlayacak. Çok hevesli, çok neşeliydi. Ya öyle mi? Tarık onu ne kadar çok sevdiğini ve ondan bir bebek yapmak istediğini söyleyecek. Ya aslında bu hiç de fena fikir değil. Hadi Eda, bakarsın bu bebek fikri aranızdaki buzları çözer. Benim aklı 5 karış havada kardeşimi yeniden adam eder. Sadıkçığım niye kendi kendine gülüyorsun? Yani Eda'nın bu fikri çok hoşuma gitti de. Evet ama bu gece her şeyi odalarında konuşmak zorunda kalacaklar. Belki de böylesi daha iyi olur. Çok sıcak bir ortam. Umur Bey'in gitmesi belki de işe yarar. Belki de. Ay bulamıyorum. Bulamıyorum. Bulamıyorum ve sinir oluyorum. Ah! Neyi bulamıyorsun Dudu? Atalarımdan kalan sihirli değneği. Of of! Perihan beni ne zaman affedecek? Sen kızlarını kocalarından ayırmaktan vazgeçmediğin sürece asla. Ben kendimi ona affettirmesini bilirim. Beni affettikten sonra da gene de kendi bildiğimi okurum. Kapı çalıyor, kapı. Kapıya kadar gidecek sihir gücüm bile yok. Sen beni eski halime çevir, kapıya ben bakayım. Ha? Kes sesini, o kadar da demedik. O kadar da dememişmiş. Nasıl anne, güzel mi? Güzel, güzel. Yoksa Perihan sana sihir gücünü geri mi verdi? Yoo. Nereden buldun bunları alacak parayı? Betüş'ten borç para aldım. Niye elbise aldın? Tabii ki kocama güzel gözükmek için anneciğim. Nereye? Yukarıya hazırlanmaya çıkıyorum. Tarık gelirse sakın yanıma çıkmasına izin verme. Ben hazırlanınca onu çağırırım. Ay şuna bak, şuna bak. Nasıl da özeniyor kocasına. Değse bari. Ah ah, elimde sihir gücüm olacaktı da onda kocamı kalırdı koca. Artık nasıl ağlamayayım? 5 yaşına geldim, herkes içinde altıma kaçırdı. Hadi gel oturalım. Küçük Peri ağlıyor galiba. Orada benim görmediğim bir şeyler oluyor. En iyisi gidip yakından bakalım. Ya yakalanırsan anne? Yok yakalanmam. Burada Peri göreceğim diye kafayı yiyeceğime evin yakınından içeri bakarım daha iyi. Hadi cesaret al anne. Yürü anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.